Avrupa ekranlarından mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bugün öncelikle konut satışı istatistikleri de açıklandı. Sektör açısından da önemli bir gün. Bütün detayları ve verileri stüdyo konuğumuzla birlikte masaya yatıracağız. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı bize eşlik ediyor. İnanç Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Dilerseniz bugün açıklanan verilerle başlayalım. Şubat ayı rakamları açıklandı. 2020'nin Şubat ayında Türkiye geneline baktığımızda 118.000'in üzerinde bir konut satışı gerçekleşti. Hatta tam rakamı verelim. 118.753 konut satıldı. Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre de artış oranına baktığımızda %51.4'lük bir artış söz konusu. İlk etapta sektör veriyi nasıl karşıladı efendim? Tabii yılın ilk iki ayı iyi başladı nihayetinde. Rakamlar da net bir şekilde gözüküyor. Şu anda ekranda yansıdı nihayetinde. Yaklaşık ortalama Türkiye'nin aylık 110 bin civarında bir oturmuş standart şey var. Aslında bu normalin biraz da üzerinde, aslında iyileşmeyi net bir şekilde yılın ilk iki ayında görüyoruz nihayetinde. Yaklaşık bu trendde gidiyor olsa ortalama geçtiğimiz yıl gibi 1 milyon 350 bin, 1 milyon 400 bin civarında toplamda bir satış yakalanacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artışın en önemli nedenlerinden birisi, ki işte biraz sonra gelecektir o da, bu mortgage dediğimiz konut kredi oranlardaki artış. Bu sebepten dolayı yani sektör olarak ilk iki ayı biz kendi firma olarak ve sektördeki meslektaşlarımızla paylaştığımız bilgiler çerçevesinde benzer rakamlar geldi. Biz de kendi firma özelinde de baktığımızda aynı performansları kendi şirket içinde de özelinde de sağladığımızı ortaya koymuş olduk. Bu nihayetinde güzel bir başlangıç. Yılın başlangıç için güzel rakamlar, güzel bir başlangıç. Hani dileğimiz inşallah bu şekilde bu yılı böyle tamamlarız, bu trendde devam eder diye diliyorum. Peki biraz daha açalım. Az önce ipotekli satışlara aslında vurgu yaptınız. Arkadaşlarımdan hemen bir diğer grafiği rica edeceğim. Orada satış şekline göre toplam satışa bakacak olursak aslında burada da ipotekli satışları, evet, ve diğer satışları görüyoruz. Bir de tamamının olduğu bir grafik vardı aslında, onu kastettim ama burada aslında yorumlayabiliriz değil mi? Tabii buyurun. Tabii burada çok net. Dikkat ederseniz geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaklaşık 9 bin olan rakam şu an 43 binler seviyelerine gelmiş. Ocak ayı da yine aynı rakamlardaydı. Geçtiğimiz Ocak'la bir önceki yılın Ocağı arasında koyduğumuzda yaklaşık %400-500 civarında bir artış var. Buradaki en önemli etken biliyorsunuz kamu bankaları önceliğinde başlayan aylık 0.79 kredi oranı ile beraber tüketiciye gerçekten çok uygun rakamlarla krediye ulaşması. Bu aynı şekilde ikinci elde de benzer şekilde diğer satışlara baktığınızda daha dengeli seyrediyor. Dikkat ederseniz geçtiğimiz yıl 70 binken Şubat ayında diğer satışlar diye tanımladığımız, yani kredisiz, peşin, senetli vesaire satışlar, bu ayda yaklaşık 75 bin civarında olmuş. Orada bir şey yok. Aslında aradaki rakamdaki artış, toplam rakamdaki artış tamamen konut kredili oranlardan geliyor. Bu da şunu gösteriyor. Baktığımız anda rakamlara yaklaşık önce geçtiğimiz yıllarda %10'lar civarındayken, 15'ler civarındayken konut kredili oranlar şu an yaklaşık %35'ler civarına gelmiş, %40'lara gelmiş. Bunun hani yüz ne kadar yükselsek konut kredi olanları, bu hem sektör açısından hem tüketici açısından, uzun süreli borçlanma açısından ciddi fırsatlar barındıracaktır. Hani bizim dileğimiz bunun önümüzdeki dönemde tedrici olarak yükselerek, yani %45-50'ler seviyesine gelse hem ekonomi için hem sektör için çok daha sağlıklı bir hale gelecektir. Hani dileğimiz bu trendi yine devam etmesi. Peki İnanç Bey, tabii ki tüm bu verileri değerlendirirken şu anda gündemdeki başlığın da aslında etkisini muhakkak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yani neden bahsediyorum? Koronavirüsün ekonomiye etkisinden söz ediyorum. Biz Mart ayında aslında tam anlamıyla bu işi görmeye, etkisini yaşamaya başladık. Ocak, Şubat'ta aslında verileri yansımadığını görüyoruz. Peki bir sonraki dönemde temenni ediyoruz dediğiniz zaman nasıl bir yansıması söz konusu olur? Mesela ipotekli satışlarda tabloya baktığımızda zaten Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %391'in üzerine bir artış söz konusu. Bu tablo devam edebilir mi? Peki Mart ayında da biz aynı rakamları görebilecek miyiz? Ya da ilk yarı olarak değerlendirecek olursak? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii bu demin bahsettiğiniz koronavirüs konusu global bir problem aslında. Dünyanın genelinde mobiliteyi, hareketliliği kısan, işte dünyada ekonomik aktiviteleri biraz yavaşlatan, bazı ülkeler biliyorsunuz OHAL vesaire gibi tedbirler almaya başladılar. Ondan dolayı bir ekonomik aktiviteyi biraz yavaşlatıyor. Türkiye bu noktada çok iyi bir yönetim sergiledi bugüne kadar. Bundan sonra da böyle gidecektir ve hani şu an için Mart ayı için çok bir iç pazar noktasında özellikle söyleyeyim,
ekonomik aktivite noktasında bir duraksama çok yok açıkçası. Ama önümüzdeki dönemde bunu kontrol etmek lazım. Çünkü gerçekten hani bunun yayılımı böyle daha katlanarak oluyor koronavirüs. O yüzden hani tedbirler, gerekli tedbirler alındıkça haftalık, 15 günlük, aylık şeylerle belli olacaktır. Yani bugünden önümüzdeki 3 ay için çok net bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak nihayetinde normal koşullarda bu trend böyle gider ama tabii ki bu etkiler ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde biz de göreceğiz. Bu noktada işte sabah Ekonomi Bakanımız açıklama yaptı. Bu noktada devletimiz de önemli tedbirler alacak. İşte sektörleri desteklemek noktasında bu önemli bir adım diye düşünüyorum. Yoksa biz hani Mart'ın şu an işte yarısını geçmiş durumdayız. İlk yarısında iç pazar noktasında bir çok büyük bir dalgalanma görmedik. Yine aynı şekilde ivme devam ediyor. Yine satış ofislerimizdeki ziyaretler devam ediyor. Tüketicilerimiz alım kararlarını sağlıyorlar nihayetinde. Çünkü bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Kont kredi oranları gerçekten bence çok ciddi avantaj sağlıyor. İşte gerçekten çok dip seviyelerde ve inşaat maliyetleri de çok rakamlara yansımış durumda değil. Ancak önümüzdeki dönemde tabii ki demin bahsettiğim gibi kısa vadeli planlarla bakmak lazım, gözlemlemek lazım. Çok böyle bugünden çok bir yorum yapmak zor ama şunu söyleyebilirim. Belli bir dönemde yani bu tür global oluşacak bu koronadan dolayı bir yavaşlama olursa bile sektörde veya ekonomide sonraki dönemde onun toparlanması çok hızlı oluyor. Yani V gibi toparlanabiliyor. Belki bir ay, iki ay biraz daha böyle bir küçük yavaşlama olsa bile ondan sonraki dönemde tekrar o geçmiş dönemdeki kayıplarını hızlı bir şekilde toparladığını önceki dönemlerde farklı şeylerde, risk dönemlerinde farklı şeylerde gördük. Örneğin işte mesela şimdi demin tartıştığımız konu geçtiğimiz yıl niye mortgage dediğimiz kont kredileri bu kadar az seviyelerde? Çünkü bir önceki yaz ayında işte oluşmuş olan bir döviz kurundaki dalgalanma ve akabindeki kredilerdeki ve konut kredilerindeki yüksek faiz oranları tüketiciyi frenletmişti. Ve gördüğünüz gibi işte yaklaşık işte kampanya yaz ayın sonlarından sonra kamu bankaları öncülüğünde başlamış olan konut kredilerindeki indirimlerle ve fırsatlarla beraber işte geçtiğimiz yılın 9. ayından başlayan bir trendte konut kredileri yoğun bir şekilde arttı ve yani aslında yılın şöyle diyorum mesela 2019'u da öyle değerlendiriyoruz. İlk 6 ayındaki kayıpları ikinci 6 ayında yerine koymuş olduk, sarmış olduk aslında. Dileğimiz yani Türkiye bu noktada hani çok hafif bir şekilde geçeriz ve hani ulaşabilecek hafif yavaşlamayı, mobilitenin hareketliliğin yavaşlamasından oluşacak gevşemeyi ileriki dönemlerde birkaç ay içinde tekrar toparlar öyle bir risk oluşursa da. Peki efendim, bu arada az önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da açıklamalarına işaret ettiniz. Dilerseniz bir hatırlayalım, detaylı bir şekilde ekranı da getirelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sayın Seyirciler sabah saatlerinde koronavirüse karşı alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu. Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bir hatırlayalım, Bakan Albayrak ne dedi, konut sektörü ne bekliyor da hemen ardından konuşacağız. Hükümet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türk ekonomisini de hazırlıklı hale getirmek için yeni adımları devreye sokuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüm sektörlere yönelik tedbirlerin bu hafta açıklanacağını duyurdu. Piyasaların likidite erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır. Süreçte ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle görüştüklerini dile getiren Bakan Albayrak, olası senaryolara karşı yol haritalarının hazırlandığını açıkladı. Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyadan alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı. TOP, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşundan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık. Bakan Albayrak, Türk ekonomisinin her duruma karşı hazır olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte üretim ve istihdamın öncelikte olacağını vurguladı. Ülkemiz böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan güçlü üretim altyapısına,
düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri içinde bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Evet, İnanç Kabadayı ile devam ediyoruz. İnanç Bey, peki sizin de görüşlerinizi alalım. Özellikle sektörlere dair de Bakan Albayrak tedbirlerin açıklanacağından bahsetti. Ne bekliyorsunuz efendim? Konut sektöründe bir beklenti söz konusu mu? Tabii ki her sektöre olduğu gibi, Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, inşaat sektörü de gerçekten önemli sektörlerden birisi. Geçtiğimiz dönemdeki Türkiye'nin büyüme rakamlarına baktığımızda nihayet inşaat sektörünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan biliyorsunuz bir istihdam seferberliğimiz devam ediyor. Yeni iş gücü ortaya koymak noktasında inşaat sektörü gerçekten Türkiye'nin işte Edirne'den Hakkari'ye kadar birçok yerinden insana iş sağlayan bir sektör. Bu sebepten dolayı da Türkiye'nin yani ekonomisinin ana omurga sektörlerinden birisi de inşaat sektörü. İnşaat sektörünün de önümüzdeki dönemde alınacak tedbirler, teşvikler ve avantajların aslında bu sektör içinde kullanılması önemli. Tabii ki zaten bu değerlendiriliyor. Biz de sektör sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla görüşlerimizi hükümetimizle, Sayın Bakanımızla, Bakanlığımızla paylaşıyoruz nihayetinde görüşlerimizi. Bu doğrultuda bizim de sektör olarak işte hem kredi avantajları, fırsatları, hem diğer taraftan aslında geçtiğimiz yıl sonu tamamlanmış olan KDV konusu vardı biliyorsunuz. %8'di, %18'e çıkmıştı bu yılbaşı itibariyle. Tapu alım satım maaşları %4'tü, 3 düşmüştü, tekrar 4'e çıktı. Bu tür alanlarda tekrar sektörün desteklenmesi noktasında bu globalden oluşabilecek olan yavaşlamayı sektör daha rahat bir şekilde atlatmış olur. Hem bunun hani tarafı sadece sektör diye de düşünmemek lazım değil. Diğer taraf tüketici için de bir yani ilave bir maliyet ortadan kalkmış olur. Bu sebepten dolayı hani biz zaten sektör temsil olarak hani yılın başında da bu taleplerimizi iletmiştik bu KDV noktasında, çünkü nihayetinde %18 KDV konut gibi önemli bir barınma ihtiyacında bir yani teşvik edilmesi gereken bir oran. Bunun yine işte 8 olarak kalması ve belki kalıcı olarak da kalması noktasında belli raporlar paylaşmıştık. Bu noktada görüşlerimizi paylaştık. Dileğimiz hani önümüzdeki dönemde hem firmaların işte kredilerinin işte yeni finansman paketlerinin oluşturulması, hem işte bu tür dolaylı işte KDV vesaire alım satım harcı gibi teşvikler sektörün canlı ve dinamik kalmasını ve işte yaklaşık son 5-6 aydır yakalamış olduğu ivmeyi sürdürmesini kesinlikle sağlayacaktır. Nihayetinde demin de bahsettiğim gibi rakamlar iyi gelmeye başladı, şu an rakamlarda görüyoruz. Bunun sürdürülebilir olması bilhassa hem ekonomik aktivitenin devam etmesi hem de istihdamın güçlü bir şekilde artması noktasında ciddi bir avantaj ve fırsat olacaktır. Peki izninizle bu arada Konutlar Başkanı Altan Elmas'ın da görüşlerini aldık. Altan Elmas'ın da görüşlerini hemen bir paylaşalım. Sektör ne bekliyor? Bir de Altan Elmas'tan dinleyelim efendim. Dünyada zaten Şubat verileri geldi, hepimizi sevindirdi ama dünyada artık özellikle de Mart ayı ile beraber koronavirüsün etkileri ve bu salgının ortaya koyduğu bambaşka şeyler var. Yani artık Mart ayı içerisinde dünyanın geldiği nokta bambaşka bir hale geldi. Bütün ülkeler kapılarını kapattı birbirine. Dolayısıyla önemli bir ekonomik daralma, ekonomik sıkışma söz konusu. Ve Amerikan Merkez Bankası da bir hafta içerisinde iki kez indirerek, dün gece de yine faizleri çok önemli bir rakamla indirerek sıfıra indirdi. Ve parasal genişlemeye başladı. Dolayısıyla bütün merkez bankaları da kendi ekonomilerini ve dünya ekonomisini ayakta tutmak için, finansal sistemi desteklemek için, finansal sistemi ve ticaretin çarklarının dönmesini sağlamak için tedbirler alıyorlar. Buradaki en önemli şey de faizin indirilmesi ve parasal genişleme. Bir de maliye politikaları, hükümetlerin de alacağı maliye politikaları. Bizim de hükümetimizin, Maliye Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları olduğunu Bakanımız Berat Bey açıkladı zaten bugün sabah saatlerinde. Hafta içinde de açıklanacaktır. Ben Merkez Bankası'nın da çok ciddi bir faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Bu çerçevede yapmalı da zaten. Dolayısıyla bu konut kredi faizlerine ve sektörün kullandığı kredilere de mutlaka yansıyacaktır.
yansıtabilmemiz lazım. İnsanlarımızın konut edinimini hızlandırabilmek için, özellikle de birinci eli tercih edebilmeleri için, birinci el üretimden satışlara bir pozitif ayrımcılık, bu noktada konut kredilerini de daha fazla koymamız gerekiyor. Demek ki 0.99 ile 0.79 arasındaki 20 puanlık fark yeteri kadar etkiyi göstermedi. Bir miktar etki göstermiş, göstermemiş değil ama daha fazla etki görmek istiyorsak demek ki aradaki makasın da biraz daha açılması lazım. Dolayısıyla tarihi düşük seviyeleri göreceğimiz bir önümüzde birkaç ay olabilir faiz rakamlarıyla alakalı. Dolayısıyla konut kredi faizlerine de bu rakamlar oldukça yansıyacak diye düşünüyorum. Şimdi sektörümüzün beklentisi şu, 2019 yılının rakamları, büyüme rakamları açıklandı. Oradan da görüldüğü gibi neredeyse küçülen tek sektör noktasında %8.6 2019 yılında küçülen bir sektörümüz var bizim, inşaat sektörü olarak. Dolayısıyla desteğe ve maliye politikalarına en çok ihtiyaç duyan sektör bu manada konut sektörü ve inşaat sektörü. Çünkü biz 1,5 yıldır çok önemli bir yük taşıyarak faizlerin getirdiği, konut satışlarının gerilediği bir dönemde çok önemli bir yük taşıyarak geliyoruz. Ve bütün firmaların üzerinde de faiz yükü var. Ayrıca bir de KDV, devreden KDV açısından da biz çok uzun süreli yükler taşıyoruz. İmalat sürecinde bir konutun başlayıp bitirene kadar aşağı yukarı 3-3,5 yıl sürüyor projeler büyüdükçe de. Bu süreçlerde de taşıdığımız ve çok büyük zararlar ettiğimiz KDV iadesi ve KDV, devreden KDV konusu var. Dolayısıyla ciddi anlamda bir beklenti içerisindeyiz biz de bu anlamda hükümetimizden. Çünkü en çok kriz ortamlarında ilk etkilenen ve en son düzelen inşaat sektörü oluyor, konut sektörü oluyor. Aşağı yukarı 6 çeyrektir küçülme devam ediyor bizim sektörümüzde. Son çeyrekte de küçülme devam etti. Muhtemelen ilk çeyrekte de yine sıfıra yakın belki bir büyüme çıkacak. Mart ayındaki rakamlar ne gösterecek onu bilemiyorum tabii. Dolayısıyla bizim hükümetimizden, Maliye Bakanlığımızdan beklentimiz herkesten öncelikli. Bütün sektörlerin ticari hayatı daraldığı gibi bizim de daralacak. Yani bugün alışveriş merkezlerine giden insanların sayısı %50'ye yakın azaldı. Özellikle hafta içerisinde ve cumartesi pazar insanlarımız yarı yarıya düştü. Gelmedi yani, evinde oturdu alışveriş merkezlerine. Dolayısıyla mutlaka perakende sektörünün cirolarını etkileyecek bu. Dolayısıyla onlara da bir destek gerekeceği gibi alışveriş merkezi yönetimlerine de aynı şekilde destek gerekecek. Bu böyle zincirleme birbirini etkileyen bir süreç. Sokağa çıkmayan insan konut da almıyor. Yani konut da almayacak. Almıyor da. Bu hafta sonu biz de yaşadık bunu. Dolayısıyla aslında hayat bir manada yavaşlamış oluyor. Her sektör, turizm sektörü hakeza öyle. Bütün sektörler, marketler hariç ve işte hijyenik gruplar hariç, gıda kısmı hariç, geri kalan birçok sektör bundan çok net bir şekilde negatif etkileniyor. Ama geçici olduğunu düşünüyoruz bunun. Yani kalıcı bir etki değil de belki birkaç aylık ağır bir etki. Ondan sonrasında da yavaş yavaş düzelen bir etki olacaktır. Bu süreçte biz de bütün sektörler gibi hükümetimizin, bakanlığımızın, cumhurbaşkanlığımızın, devletimizin desteğini elbette bekliyoruz her anlamda. Efendim, Konutlar Başkanı Altan Elmas'ın görüşlerini ekranlarınıza taşıdık. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile devam ediyoruz. İnanç Bey, özellikle siz de az önce tam anlamıyla ne beklendiğini bizim için özetlediniz, öngörülerinizi paylaştınız. Bir de işin tabii ki faiz kısmı var. Altan Bey de ona değindi. Zaten şu anda bir Fed'le birlikte dün geceden aldığımız haberler var. Dördüncü aslında parasal gevşeme dönemi içerisinde piyasalar Fed'in etkisiyle birlikte bunun da tam anlamıyla bir çarpan etkisi yaptı ve ardı ardına diğer merkez bankalarından da olağanüstü toplantıları ve faiz indirimlerini takip ettik. İçeride gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 19 Mart'ta faiz kararını açıklayacak.
olacak. Peki öncelikle ne bekliyorsunuz? Bir faiz indirimi söz konusu olursa bunu ilerleyen dönemde yine şu anda 0.79'larda konut evet, kredisi faizleri en düşük noktaya baktığımızda onda da bir nebze alta çekilme söz konusu olur mu? Tabii ki yani bizim de tahminimiz, beklentimiz yani Merkez Bankamızda bu toplantı, önümüzdeki dönemki toplantıda bir faiz indirimi yapacaklar. Çünkü dünyada bütün, demin de bahsettiğiniz gibi, tüm merkez bankaları bu noktada ekonomiyi canlı tutmak için faizi indirerek tedbirler alıyorlar. Bu indirimin akabinde bir miktar tabii ki indirim olacaktır. Kamu bankaları biliyorsunuz biraz daha aşağılarda, özel bankalar daha 0.79 gibi birinci elde kamu bankanın rakamlarını çok yakalayabilmiş değil. Ancak tarihi seviye, dip seviyeleri önümüzdeki dönemde birkaç puan indirimle beraber yani 100-200 bas puan indirim olsa o ister istemez tabii ki konut kredisindeki faiz oranlarında olumlu yönde etkileyecektir. Aşağı doğru maliyetleri düşürecektir. Neydi tarih seviyeler? 0.69'lar mıydı en düşük? Evet, en dibe vurduğu 0.69'lardı. 0.69 seviyeleriydi. Şu an işte 0.79'u konuştuğumuzda bir 100 bas puanlık aslında bir şey var, boşluk var diye bir indirim rakamı olabilir diye düşünüyoruz ki burada önemli olan kamu bankaları zaten geçtiğimiz işte sonbaharla beraber gerçekten ciddi bir avantaj ve fırsat sundular. Dileğimiz özel bankaların da yine bu önümüzdeki dönemdeki faiz indirimi akabinde bir miktar daha aşağı çekmeleri ve aslında kamu bankaların seviyelerine gelmesi tüketici açısından, sektörün canlanması ve verimliliği açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum kesinlikle. Yani önce bir dengelenme söz konusu olur, bir eşitlenme tabii. Ve ardından da bir miktar daha aşağı. Daha gevşecektir yani bir miktar daha faizden. Gevşecektir yani ister istemez. Peki bu ortamı tüketici açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Yani tüketiciler için hani bu dönemler fırsat dönemi olarak da nitelendirilir ya, konut almak isteyenler için de öyle bir dönem mi pek? Tabii nihayetinde şöyle söyleyelim. Yani bir taraftan demin bu bahsettiğimiz tarihi dip seviyelerdeki konut kredi oranlarını düşündüğümüzde, diğer taraftan da inşaat maliyetleri işte kur vesaire kredi maliyetleri odaklı düşündüğünde geçtiğimiz 6 ay öncesindeki performansının yavaşlığından dolayı oluşmuş olan maliyetlerde satış fiyatlarının üzerine çok yansımış durumda değil. Bunlar işte tedrici olarak zaman içinde yani belki 6 ay, 9 ay, 1 yıl yani belli bir dönemler üzerinde fiyatlar üzerine yansıyacaktır. Bu sebepten dolayı yani bugün aslında değerlendirdiğiniz anda ben yakın çevremde de eşime, dostuma bunu çok tavsiye ediyorum yoğun bir şekilde. Hani bu kredi oranlarında doğru fiyata, doğru ürünü, doğru geliştiriciyi bulduğunuzda alım noktasında alımla ilgili bir niyetiniz varsa kararınızı ötelemeyin. Bu gerçekten bir fırsat diye her zaman tavsiye de ediyorum. Yani bu dönemde gerçekten bunu bir tavsiye olarak değerlendirildiğinde bu fiyatlarla, bu kredi oranlarıyla alım için doğru bir zaman. Demin de hep bahsettiğimiz yayın işte tabii her gündemin konusu korona. Biraz mobiliteyi yavaşlatıyor tabii ki ister istemez işte. Yani demin de Altan Başkan'ın da bahsettiği gibi işte AVM'lerde, işte restoranlarda vesairede, turizm vesaire gibi farklı sektörlerde bir yavaşlama oldu. Bu ancak tabii ki dileriz hani kısa bir vadede toparlanır. Bir miktar tabii ki bu tedbirler alınmazsa riskler artacağı için tabii ki bu tedbirler alınması lazım. Ancak daha sonra bu dönem geçtikten sonra tekrar yani sektör, ekonomi kendini toparlayacaktır. Bu dönemde işte teşvikler gerçekten sektörün canlı tutması, istihdamın devam etmesi, istihdam sağlamasının devam etmesi noktasında önemli diye düşünüyorum. Peki istihdam demişken özellikle tam anlamıyla Mayıs ayında şirketlerin yeni projelerini duyuracağını biliyorduk. Bir yandan da teslimatların da başlayacağını takip ediyorduk. Yani virüs olmasaydı herhalde bunlarla girecektik yayına. Peki burada bir değişiklik söz konusu mu? Teslimatlar yapılacak mı? Yeni projeler açıklanacak mı? Yeni istihdamlar sağlanacak mı? Tabii şöyle, biz kendi özelimize söylememiz gerekirse bizim bu yılın 6. ayına itibaren 2 tane projemizin teslimini planlıyoruz. Orada teslim planımızda hiçbir değişikliğimiz yok. Bir tane kağıthanede inşa etmiş olduğumuz bir konut projesinin birinci etabının teslimini yapacağız. Bir de Maslak'ta bir ofis inşaatımız vardı. Onu bitireceğiz ve teslim edeceğiz. Diğer taraftan yıl sonuna da bir üçüncü bir projemiz var. Emlak konutla hasılat paylaşımı yaptığımız Yedikule'de. O projenin de birinci etabının teslimlerini yılbaşına planlıyoruz. O teslim planımızla ilgili bir değişiklik yapmadık açıkçası. Yeni lansmanlar konusundaki tabii önümüzdeki bir ay, iki ay önemli. Yani alınacak tedbirler, dünyada bu salgının gideceği yön, işte Türkiye'yi etkileri, bunların hepsini ortaya koyulduğunda aslında her firma kendi içinde bu lansman yeni adımlar noktasında hedeflerini ortaya koyacaktır. Biz kendi adımıza şu an için yani şu bugünkü konjonktürde negatif bir yönelim olmadığı sürece biz yılın son çeyreğinde en az iki tane yeni proje başlamakla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama tabii ki hani bu süreç çok dinamik bir süreç. Hakikaten gerçekten hani haftalık kararlar alınması gereken bir süreç. Çünkü dünya global etkenli bir şey. Hani bu noktada Türkiye'nin de
ekonomik, sosyal ve noktasındaki oluşacak olan adımlar, konular noktasında bizler de şirketler bazında kendi tedbirlerimizi, adımlarımızı planlayacağız. Haftalık kararlar alınması gereken dönem dediniz aslında. Tabii bu kararlar alınırken aksiyonlar da o kadar hızlı olur mu peki? Yani öyle bir dönemin... Tabii öyle olması lazım. Nihayetinde öyle olması lazım. Yani dinamik bir yönetim olması gereken bir dönem gerçekten. Çünkü etkenler her geçen gün değişebiliyor. Farklı parametreler hesapların içine girebiliyor. Bu dönemde her şirketlerin dinamik, aktif gelişmelere göre karar alması lazım, adımlar atması lazım ve tedbirler alması lazım. Biz de o doğrultuda kendi içimizde bu tedbirleri nasıl alırız, neler yapmamız lazım vesaire gibi düşünüyoruz. Hem işte hem demin de zaten yayında da yine Sayın Maliye Bakanımızın bahsettiği gibi yine aynı şekilde nasıl hükümetimiz tedbirler alıyor vesaire, aynı şekilde KOBİ'lerin, şirketlerin de bu doğrultuda benzer tedbir ve hazırlıkları yapması lazım tabii ki. Peki İnanç Bey, şimdi bir yandan da Şubat verisine baktığımızda yabancıya konut satışını da görüyoruz. Yabancıya 2020 yılı Şubat ayında 4005 konut satışı gerçekleşmiş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre de oran olarak da %20'nin üzerine bir artış söz konusu. Peki yabancıya satışı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi dönem içinde özel bir yorum gerekir sanırım. Ne dersiniz? Tabii kesinlikle. Zaten ilk iki ay iyi gitti nihayetinde ama biliyorsunuz bilhassa Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışı, bugün rakamlar da açıklandı. İşte Irak, İran, Afganistan, onun dışında işte Rusya gibi birçok ülke ilk sıraları bulunuyorlar. Evet. İran, hani Irak, nihayetle Rusya, Afganistan ve Ürdün. Evet ve Ürdün. Yani bunları düşündüğümüzde de ağırlıklı olarak ve işte Körfez bölgesi var. İşte şu an aslında uçuşlar kapandı. Dediğiniz gibi sınırlar kapanıyor. Bu Mart ayından itibaren yabancıya satış noktasında bir miktar etkileyecektir ister istemez nihayetinde. Çünkü nihayete ulaşım engellenmiş durumda. Ulaşım olmayınca ziyaret olmuyor. Ziyaret olmayınca ister istemez biraz daha yavaşlayacaktır diye öngörüyoruz. Ancak demin de bahsettiğim gibi artık bu krizin süreceği işte 2 ay, 1 ay, 3 ay neyse dünya genelinde işte bir kontrol alınması noktasında birçok hükümet artık bazısı geç. Türkiye çok erken bu adımları attı ve hani bunu çok güzel bir şekilde yönettik. Risk Türkiye'de çok az, yani hakikaten güvenli bir noktada bu krize karşı. Hani bu noktada bu ne kadar çabuk bu tedbirler diğer ülkeler alıp da bunun yayılması engellenip durulursa bu konu aslında daha sonraki dönemlerde bu bir toparlanma olacaktır diye umut ediyoruz. Ama bu önümüzdeki birkaç ay kesinlikle yabancıya satış noktasındaki süreçler biraz etkilenmemesi söz konusu bile olamaz nihayette. Çünkü hareketlilik, ulaşım, ziyaret biraz etkilenmiş durumda. Tabii tüm bu yorumu yaparken siz bende de merak uyandırdı. Yani hani Türkiye'den bahsettiniz. Türkiye çok yerinde ve zamanında tedbirlerle süreci iyi bir şekilde yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Peki bu hiç telefon trafiğine de neden oldu mu? Yani Türkiye'nin konumunu ve aldığı tedbirleri fark edip de işte konut fiyatlarını, yani daha doğrusu Türkiye'den konut almak isteyenler oldu mu? Böyle bir telefon trafiği var mı? Yok, var. Çok var. Güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Şu an hani işte dijital ulaşım araçlarıyla işte telekonferans yöntemleri vesaireler yöntemleriyle iletişim yoğun bir şekilde arttı. Aslında yurt dışından gelen web form veya telefonlar da arttı. Bu noktada gerçekten önemli bir yere değindiniz. Yani Türkiye'nin gayrimenkul potansiyelinde bir de vatandaşlık paketimiz var biliyorsunuz, 250 bin dolarlık. Hani bunlar gerçekten Türkiye hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak ve siyasi olarak aslında bir güvenli liman bölgesinde. Hani bir de şimdi korona noktası da güvenli bir liman haline gelmiş oldu böyle değerlendirdiğimizde. Bu noktada bunun olumlu etkilerini şu an için önümüzdeki belki bir iki ay olumsuz olsa da ondan sonraki dönemde olumlu etkilerini de kesinlikle göreceğimiz noktasında şüphem yok. Yani bunda net bir şekilde hani gelen telefonlardan işte müşterilerin yorumlarından da alabiliyoruz aslında. Peki İnanç Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için, yorumlarınız için efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik gayrimenkul raporunda. Efendim programa şimdi bir nokta koyacağız. Ancak bizden ayrılmayın, çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Her Eve Lazım programıyla yeniden karşınızda olacağız.